Merhaba arkadaşlar, ben Nedir TV editörlerinden Burak Sinemçen Yurt. Yeni bir görsel dersimizle daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde Windows Communication Foundation'da Concurrency kavramını ele almaya çalışıyor olacağız. Dilerseniz ilk olarak içeriğimize kısaca bir bakalım. Öncelikle Concurrency'nin ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. VCF açısından neden önemli olduğunu vurgulayacağız. Concurrency ile çok sık karşılaştırılan kavramlardan bir tanesi olan Service Instancing ya da Service örneklerin oluşturulması veya başka bir deyişle Instance Context Mode ile arasındaki farklılıkları veya benzerlikleri vurgulamaya çalışacağız. Concurrency ile ilişkili kısa notlarımızı değerlendirdikten sonra basit bir demo uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu demo uygulamasındaki temel amacımız aslında sizlerin Concurrency'yi anlamak adına kendi çalışmanızı yaparken nasıl bir yol izleyebileceğinizi vurgulamaya çalışmak. Ve bu demo ile ilişkili olarak bir test matrisimiz olacak. Özellikle Concurrency'yi Service Instancing ile beraber düşünüldüğünde Instance Context Mode ve Concurrency Mode değerlerinin kombinasyonlarını ve bunun sonucunda oluşabilecek durumları nasıl analiz edebileceğinizi vurgulamaya çalışacağız. Ve Concurrency ile yine ilintili olan önemli konulardan bir tanesi de throttling'e ait bazı önemli noktaları vurgulayaraktan sunumumuzu sonlandıracağız. Dilerseniz ilk olarak Concurrency kavramına bakalım. Aslında kelime anlamı olarak aradığınızda aynı anda olanlar anlamına geldiğini genellikle görüyoruz. Burada aslında aynı anda olan şeyler de diyebiliriz ama hani şey kelimesini çok fazla kullanmak istemediğimizden burada daha somut şeyler söyleyebilmek istediğimizde aynı anda olanlar diyebiliriz. Fakat VCF açısından baktığımızda ise concurrency çok daha özel bir anlama gelmekte çok doğal olarak da. Özellikle servisleri kullanırken ya da tüketirken istemciler açısından baktığımızda bir servis örneğinin eş zamanlı olarak kabul edebileceği pek çok talep söz konusu olmakta. Yani aynı anda affedersiniz bu servisin herhangi bir servisin ne kadar talep karşılayabileceği ya da hangi durumlarda nasıl bu talepleri karşılayabileceği gibi konular söz konusu olduğunu bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor ki bu stratejiyi belirlerken de zaten throttling gibi konumuzda da bahsediyor olacağız. Servisin performansını arttırmaya yönelik veyahut da daha da önemlisi aslında daha fazla işi aynı anda yapabilmesini sağlayabilme adına bir takım hamlelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tanımlama yapmak zannedersem yeterli olacaktır. Bir servis örneğinin eş zamanlı gelebilecek en sayıdaki request'i yani talebi nasıl karşılayacağına ait stratejilerin belirlenmesi olarak belki de VCF Concurrency'yi açıklayabiliriz. Peki neden önemlidir? Her şeyden önce servislerin aynı anda yapabilecekleri iş sayısını ve bu sayede de verimliliklerini arttırmak isteriz. Bu sebepten dolayı VCF Concurrency önemli bir konudur. Bunun dışında VCF dünyasında ya da servis dünyasında sadece VCF servisleri yok. VCF servislerini çağıran VCF servisleri olabiliyor. Evet ama bunun dışında da farklı durumlar var. Daha eski tipte olan, özellikle multi-thread çalışması pek mümkün olmayan ya da çok zorlayıcı olan COM nesneleri olabilir, Visual Basic eski objeleri olabilir, servis gibi davranış gösterebilen. Bunlar söz konusu olduğunda en azından VCF tarafında bu servislerin yaptığı çağrıların yani duraksamaların neden olmasını engellemek, eş zamanlı olarak daha fazla multi-thread çalışabilmesini sağlayabilmek ve bu sebepten dolayı eş zamanlı olarak daha fazla işi gerçekleştirebilmesi noktasında da önem arz eden konularda bir tanesi olarak düşünebiliriz. Ki gerçek hayat senaryolarında bunun aslında çok sık karşılaşmaktayız arkadaşlar. Hani çok büyük bir önceki yansıya döneyim. Çok büyük enterprise çözümler düşünüldüğünde veyahut da işte firmaların heterojen uygulama yapıları olduğunda çok fazla sayıda uygulamanın olduğu farklı farklı ortamlar söz konusu olduğu yerlerde aralardaki veri alışverişlerinde ya da mesajların bu sistemler arasında taşınmasını servisler ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Servis pasları oluşturuluyor vesaire gibi ama burada hani farklı tipte servislerin de birbirleriyle etkileşimli olması söz konusu olabilir. VCF'in böyle bir noktada farklı servislerle ve özellikle multi-thread'e çok yatkın olmayan ya da uygun olmayan servislerle konuşması gerektiği durumlarda en azından VCF tarafında concurrency kabiliyetlerini ön plana çıkartıp
daha verimli çalışmalarını ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Dolayısıyla hani bu iki madde birbirleriyle ilintili olarak da düşünülebilir. Şimdi az önce de bahsetmiştik. Aslında VCF'i öğrenirken, hani bir kitaptan öğrenirken özellikle 3. 4. chapter'larda karşılaşabileceğiniz konularda bir tanesi servislerin örneklenmesidir. Yani instance'ların oluşturulmasıdır. Çünkü servis instance'ların oluşturulması daha sonradan göreceğimiz gibi hani per call, per session gibi çeşitli ya da session gibi single gibi 3 farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Belki ilerleyen zamanlarda daha da farklı kriterler gelebilir. Bu konu genellikle concurrency ile karıştırılabilen bir konu oluyor. Çünkü her ikisinin de 3M modu var. Özellikle karışma noktaları aslında birbirleriyle ilişkili yine. Yani şöyle ifade etmek lazım. Instance mod oluşturulma tekniğini, stratejisini ve concurrency stratejisini belirlediğimizde hani servisin davranışına etki eden iki kavram söz konusu oluyor. Instance örneğin yani örneğinin oluşturulması ve concurrency eş zamanlı olarak nasıl tepki vereceğinin belirlenmesi. Dolayısıyla ikisi bir arada değerlendirilmesi gereken konulardan bir tanesi aynı zamanda. Yine şunu vurgulamak lazım. Servis örneklemesi aslında bir servisin yani instance bir servisin VC servisin nasıl örneklenebileceği ile alakalı bir konu. Ancak concurrency'ye baktığımız zaman bu bir servis örneğin herhangi bir anda yani T anında kaç tane talebi ele alabileceği ile ilişkili bir konu. Dolayısıyla hani ikisi de böyle elma gibi ama biri yeşil biri kırmızı gibi hani bu şekilde benzetmeye çalıştım ama aralarında da hani bir ilişki de söz konusu. Çok kısaca notlarımızdan bahsedelim. Concurrency'yi arkadaşlar 3 seviyede ele alıyoruz VC servisleri tarafında. Single modda olabilir, multiple mod olabilir veyahut da biraz daha karmaşık olan ve senaryo olarak icra edilmesi çok da kolay olmayan re-entrant modda söz konusu olabilir. Single moda baktığımız zaman herhangi bir anda sadece tek bir talebi işlediğini ifade ediyoruz bir VCF servisinin. Multiple moda geçtiğimiz zaman da tahmin edeceğiniz üzere T anında daha fazla talebin ele alınabilmesi söz konusu. Dolayısıyla özellikle multiple moda çektiğimizde yine servis tarafında multi-thread bir yapının oluşması da söz konusu. Yani birden fazla thread üzerinden işlemler yürütülmekte. Re-entrant moda baktığımız zaman ise burada aslında tek bir thread'in söz konusu olduğunu vurgulayabiliriz. Fakat ağırlıklı olarak da servisin başka bir VCF servisin çağırması durumunda veya servisin istemci tarafında bir callback işlemi gerçekleştirmesi durumunda hani message exchange pattern'a göre böyle bir durum söz konusu olabilir. İstemci tarafında bir şey tetikliyor olabilir. Buralarda aslında thread'in yani şu bu aralıkta thread'in lock olmasını engelleyip hani serbest bırakaraktan hareket edilmesini sağlayan bir hareket edilebilmesini sağlayan bir senaryo olarak düşünebiliriz. Dediğim gibi hani örneklenmesi çok da kolay değil ama en azından servisin diğer bir çağrıda özellikle başka servis çağrılarında ki threadlerdeki lockları serbest bırakabilecek bir senaryo olduğu için zaman zaman tercih edilebilir. Çünkü servise yapılan bir çağrı kendi içinde başka bir servis çağrısı ya da başka servis çağrıları da gerçekleştiriyor olabilir. Buralarda hani lock'a girmemesi thread'in önemli. Dolayısıyla aynı anda çünkü daha fazla kişi gerçekleştirebilir. Tabii burada hani çok daha dikkat edilmesi gereken noktalar söz konusu. Çünkü içeride yapılan dış çağrılar, servis çağrılarının sonuçları önem arz ediyor olabilir. Sürecin ilerlemesi açısından. Hani buralarda da duraksama gerekebilir hani mecburi olarak da. Concurrency'yi bir servis davranışı olarak düşünüyoruz. Yani bir servis behavior olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı servis davranışı olarak servis behavior niteliğinde uygulanabilir bir durum. Dolayısıyla concurrency mod özelliği ile de set edildiğini ifade edeceğiz. Şimdi dilerseniz basit bir demo üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirmeye çalışalım. Senaryomuzdan kısaca bahsedeyim arkadaşlar ne yapacağımızdan aslında. Bu demodaki temel amacımız concurrency modları ve aynı zamanda concurrency mod ile instance context modun kombinasyonlarını birlikte ele alaraktan bir servisin istemciden ya da istemcilerden gelebilecek taleplere ne şekilde nasıl tepkiler verebileceğini kavramaya ve analiz etmeye çalışmak olacaktır.
Örnekte ben çok fazla vakit kaybetmemek adına bir servis kütüphanesini işin içerisine dahil ettim. Bunun dışında bir servis server uygulamamız var. Kod yardımıyla servisimizi ayağa kaldırıyor olacağız. Aynı zamanda bir de istemci uygulamamız var. Bu istemci uygulamamızda servise taleplerde bulunuyor olacak. Servis kütüphanemiz aslında bir VCS Service Library şablonu. Burada hani proje özelliklerinden düzeltmiş miydim tam hatırlamıyorum ama proje özelliklerine bir girelim. Debug moda geldiğimiz zaman burada command line arguments'ta bir test uygulaması çalıştırdığını göreceğiz. VCF test client'ı. Bunu kaldıralım isterseniz arkadaşlar unutmadan. Çünkü kendimiz host ediyor ve kendi istemcimizle tüketiyor olacağız. Şimdi bir test servisi ekleyeceğiz. Öncelikli olarak da common service library'e a new item diyerekten bir VCF servisini ilave edelim. Buna örnek olarak Process servis adını verebiliriz. Şuradan VCF yazalım. VCF servis gelsin. Process servis olarak adlandıralım servisimizi. İçerisinde çok basit tekil bir operasyon aslında kullanabiliriz. Affedersiniz. Sadece burada hani dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. Yine geriye bir şey döndürmeyen yani void bir metot. Örnek olarak compress olarak adlandıralım. Bir tane parametre alsın. Örneğin source file name. Bu örneğin istemciden gelen bir dosya adına göre bir sıkıştırma yapacak diye düşünebiliriz. Şimdi bu örneklerde is one way olarak kullanıyor olacağız operasyonumuzu. Yani tek yönlü bir operasyon. İstemci çağırdığı zaman İstemci hiçbir şekilde beklemeyecek sonuç sunucu tarafından ya da başka bir işte servis tarafından kendi işlemlerini yapmaya devam ediyor olacak. Bizim zaten hani daha çok servis tarafında concurrency'yi nasıl ele alabileceğimizi de görüyor olacağız ama çok da olarak istemciden gelen taleplerle de ilintili bir konu ona da dikkat etmek lazım. Burada gereksiz using'leri kaldıralım. Şuradan organize using'ten remove and sort diyeyim. Şimdi burası böyle. Proses servis tarafına geçelim. Proses serviste tabii ki servis sözleşmesinin interface'in düzgün bir şekilde implemente edilmiş olması gerekiyor. IProcess servisini implemente edelim burada. Compress'in bir metodumuz geldi. Bunun içerisini yazıyor olacağız. Ama hani bizim aslında ilgileneceğimiz yer daha çok şurası olacak. Bu da bir service behavior tanımlayabiliyoruz bildiğiniz üzere. Bu servis behavior'da yani servis davranışı içerisinde aslında pek çok şeyi tanıyacağız. Örneğin instance context modu yani servisin nasıl örneklenebileceğini stratejisini burada belirleyeceğimiz gibi aynı zamanda concurrency modu da ne yapacağız? Buradaki özellikler bazında set ediyor olacağız. Şimdilik bunları default ayarlarıyla bırakalım. Ve compress metodumuzun içerisinde sembolik bir şeyler yazıyor olalım. Örneğin şurada bir tane sayacımız olsun. İyi olarak adlandıralım. Şimdi bunu hangi amaçla kullanacağımızı hemen belirteyim. Compress metodu içerisinde yin değerini birer arttıracağız. Bu özellikle servisin örneklenmesi sırasında seçilen instance context moda göre değişiklik gösteriyor olacağız. Gösteriyor olacak. Bazı servislerin hep aynı numara olacak. Çünkü her biri için yeni bir servis sınıfı örneklenecek. Bazılarında da değeri artacak. Çünkü aynı servis instance'ı kullanılıyor olacak. Bunu biraz hani takip edebilmek amacıyla böyle bir şey yaptık. Ekrana bir takım bilgiler yazalım. Örneğin mesela ayırt edebilmemizi kolaylaştırabilmek amacıyla gelen parametreyi yazdırabiliriz. Daha sonra mesela i değerini yazdırabiliriz buraya. Onu da takip etmemiz önem arz ediyor. Önem arz eden konulardan bir tanesi güncel thread no diyelim. Bunu yazıyor olacağız. Bu özellikle buraya yapılan çağrılarda oluşturulan manage thread ID'si neyse affedersiniz onu gösteriyor olacak. Çağrı kabul zamanını da verelim. Bu da bizim için önem arz eden bilgilerden bir tanesi. Şimdi içerilerini yazalım. Gelen parametre adı source file name. Bunun arkasından i değeri
yazdırıyor olacağız. Daha sonra güncel thread bilgisini yazacağız. Bunu da şu şekilde thread tipinden faydalanaraktan current thread'e gidip manager thread id değerini almamız yeterli olacaktır. Bundan sonra ne var? Bir de char zamanı var. Date time now ile bunu ne yapalım? String olarak buraya ilave edelim. Şimdi burada tabi bir de senaryoyu sembolize edebilmek adına thread'i geçici olarak biraz duraksadım. Mesela 2,5 saniye kadar bir gecikme olduğunu varsayalım bu tarafta. Bu bizim servisi incelememiz açısından yararlı olacaktır. Şimdi bu taraf tamam. Servis tarafını uygulayacağız. Bir kere build edelim projeyi. Herhangi bir sorun olmasın. Hani alışkanlıktır, adettendir. Build işlemi şu anda gerçekleştiriliyor. Şimdi bundan sonraki adımda şunu yapıyor olacağız. Sunucu uygulamamıza servis kütüphanemize referans edeceğiz. Kod yardımıyla servisimizi ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla hani endpoint'i manuel olarak burada tanımlıyor olacağız. Bir bağlayıcı tipini seçeceğiz. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Dilerseniz server app isimli konsol uygulamamıza referans diyerekten common service library kütüphanesini referans olarak gösterelim. Solution kısmına giriyorum. Projects'ten common service library işaretliyoruz ve OK'ya basıyoruz. Şimdi daha sonra tabii servis uygulamasında şu referansa da ihtiyacımız olacaktır. VCF kullanılacağı için sistem servis modülü şuraya ilave edelim. Bu da bize gerekiyor olacak. Şimdi program CS tarafına geçelim. Konfigürasyon tabanı da yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ben bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Buradaki örneğimizde hem bu bilgimizi de hatırlamış oluruz biraz kod tarafında soruşturabileceğimizi. Öncelikli olarak hostumuzu bir oluşturalım. Şimdi burada tabii ki ilk parametremiz objemiz. Yani servis objemiz aslında. Bu da process servis bildiğiniz üzere. Process servis common service library içerisinde yer almakta. Bunu bir adres üzerinden host edeceğimiz için bir tane yürü bilgisi veriyorum. HTTP tabanlı ilerleyebiliriz burada. Örneğin local host üzerinden 4501 numaralı porttan yayın yapalım. ARG servis isimli bir köke gidelim. Buradan da process servise bir çağrıda bulunuluyor olsun. Evet, servis dostumuz şöyle de biraz daha okunabilir hale getireyim sizler için. Burada bu aralar bayağı bir gribal durumlar var. Sık sık öksürmek zorunda kalıyorum. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi hostumuza bir tane servis endpoint'i ekliyor olacağız. Bu endpoint'imiz için tabii ki öncelikli olarak tabii 9 tane aşı yüklenmiş versiyonu var. herhangi birini kullanabiliriz. Tabii ki bir servis sözleşmemiz var. Endpoint biliyorsunuz address mining ve contract adını verdiğimiz 3 önemli elementten oluşmakta. Sözleşmeyi söyledik burada. Ve kullanacağımız binding tipini söyleyelim. VSHTP binding'i seçebiliriz. Bu aşamada. Base adresi yani adres kısmını boş bırakabiliriz. Zaten yukarıda bir URI tanımlamasını gerçekleştirdiğimiz için orada şey yapıyor. Şu VSHTP binding bana bir tuhaf geldi yalnız. Genelde bu küçük harfle başlıyordu ama neyse. VSHTP binding şeklinde bunu ilave edelim. Şimdi örneklerde seçeceğiniz binding tipinin de davranışları değiştirebilir. Özellikle instance context mode ve concurrency mode ve beklediğiniz davranışları göremeyebilirsiniz. Ona dikkat etmenizi öneririm. Eskiden aslında Yuval Levy'nin bu programı VCF'sinin kitabında çok güzel tablolar vardı. Şu anda elimde olmadığı için gösteremiyorum size. Bu tablolarda hani seçilen bağlayıcı tipe göre ya da binding tipe göre instance context mode ne olduğunda, işte concurrency mode ne olduğunda, ne olduğuna dair bilgiler yer alıyordu hatırladığım kadarıyla. Şimdi tabii değişti, hani VCF'de oldukça ilerledi biliyorsunuz. Versiyonlar da bayağı yaşadı. Neyse devam edelim.
Şimdi bir de dilerseniz servis metadata behavior tanımlaması gerçekleşir burada. Hani proxy üretilebilsin servis için ki istemci tarafı proxy alabilsin. Yeni bir servis metadata behavior tipi tanımlıyoruz bunun için. Behavior'a HTTP get enabled özel tool yapmamız HTTP tabanlı olaraktan servisin Wizzle'ın ya da Web Service Description Language'inden faydalanarak da proxy'nin üretilmesine imkan verecektir. Ve tabi host'un description özelliğinden faydalanarak behavior'ımızı ne yapıyoruz? Servise burada ekliyoruz. Şimdi host'umuzu açabiliriz artık. Burada bir bilgilendirme mesajı yapabiliriz. Host dinlemede kapatmak için bir tuşa basınız. Yazabiliriz. Bir de console readline'ı şurada da host'umuzu close moduna çekeriz. Yani servisimizi ne yapıyoruz? Zor o noktada kapatıyor olursun. Evet. Şimdi servis tarafımız hazır gibi. Dilerseniz bunu bir kere çalıştırıp test edelim. Yani en azından servis ayağa kalkıyor mu? Onu görmeye çalışalım. Server App isimli Console Application Startup proje yaptım. Ctrl F5'e basıyorum ve çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir... Evet, host dinlemede kapatmak için bir tuşa basınız. Güzel. Servisimiz artık ne yapılabiliyor? Kullanılabilir hale geldi. Şimdi istemci uygulamamızı yazıyor olacağız. Ve daha sonra denemelerimize başlayacağız. Çok doğal olarak istemci uygulamayı yazarken servis proxy'sini üretmemiz gerekiyor ilk etapta. Yani add service reference diyeceğiz ama bunun için de servisin çalışıyor olması lazım. Ben şimdi Ctrl F5 ile bir servisi ayağa kaldırayım. Şunu da bir kopyalayalım. Lazım olabilir. Şimdi client application'a gelelim ve add service reference diyerek de servisimizi ekleyelim. Önce bir discover diyeyim. Belki burada çalışan bir servis varsa bulabilir. Şu an bir araştırıyor bakalım. Evet, demeseydim. Evet, bir şeyi buldu aslında. Bu design time'daki. Bu değil bizim kullanacağımız aslında. Şunu kullanacağız. Dolayısıyla ben buradan hemen go diyeyim. Ve 4501 numaralı porttan yer almak yerden yayın yaptığımız ARGES servisine doğru ulaşmaya çalışalım. Servis referansını ekledikten sonra geldi zaten proses servis. Dikkat ederseniz içerisinde Compress isimli bir tane operasyonumuz var. Bunu ekleyebiliriz. Direkt servis referans bir olarak ekleyebiliriz. Çok bir problem değil bizim için. Şu aşamada problem değil. Yani asıl test edeceğimiz noktalar çok daha farklı bildiğiniz üzere. Şimdi istemci tarafının kodlarını yazmaya başlayalım artık dilerseniz arkadaşlar. Service reference 1 geldi. Büyük ihtimalle servisimizin adı process service client olacaktır. Onun öncesinde dilerseniz istemciden işlenecek dosya adını giriniz şeklinde bir ibareyle dosya adını isteyelim. Tamamen sembolik buradaki kodlarımız. Şimdi proses servis client olabilir. Evet, şöyle bakalım. Proses servis client olarak ekleyeceğiz. Client new'le oluşturalım. Tabii burada üreten application configuration içeriğinden faydalanmamız gerekiyor. Service proxy'sini çektiğimizde burası otomatik olarak dolduruldu bildiğiniz gibi. Endpoint'imizdeki name attribute'un değerini alaraktan şuraya yazalım. Bu işlemin arkasından artık testlerimizi yapacağız. Mesela 5 kere lik bir döngü çalıştıralım. Ve client üzerinden compress isimli metodu çağıralım. Pardon. Find'imi de göndereceğiz tabii. Buraya parametre olarak da. Bu işlemler bittikten sonra da işlemler tamamlandı. Kapatmak için
kapatmak için bir tuşa basınız diyelim tekrardan burada da. Ve istemci close metodu yardımıyla kapatalım. Şimdi her şey hazır gözüküyor aslında. İstemci uygulamamızı da yazdık. Servis uygulamamızı da yazdık. Testlerimizi yapacağız. İlk testimizi Multiple Startup Project diyerekten yapalım. Asıl testlerimiz farklı şekilde yapmamız gerekiyor. Solution özelliklerine gelelim. Ve burada şimdi Multiple Startup Project deyip önce sunucu uygulamayı ardından istemci uygulamayı çalıştıracağız. Şöyle seçiyoruz. Apply. Şimdi ilk testimizi yapalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz çalıştıralım örneğimizi. Ctrl F5 dedim. Host uygulama dinlemede işlenecek dosya adını giriniz diyor. İstemci tarafı örneğin dosya 1 şeklinde bir şey yazalım. Enter'a basalım. Şimdi servis tarafı ayağa kalkacak ve daha sonra işlemleri gerçekleştirmeye başlayacak. Şu anda bakın çalışmaya başladı. İyi değerleri dikkatinizi çekmiştir, artıyor 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bu servis tarafında oluşturulan servis sınıfının kendi instance'ını, örneğini, nesne örneğini koruduğu anlamına da gelmekte. Diğer taraftan thread numaralarına dikkat edecek olursanız hepsi aynı. Siz çalışırken 6 olmak zorunda değil, başka bir değer olabilir, 4 olur, 5 olur, 19 olur, bilemiyorum. Ama şuradaki senaryoda aynı gözükmekte. Ve çağrı kabul zamanlarına baktığımızda ise çağrılar arasında aşağı yukarı 3 saniye, yani 2,5 saniyeyi biraz geçen zaman farkları olduğunu görmekteyiz. Veya biraz daha az olabilir, şurada öyle olmuş mesela gibi. Dolayısıyla bu default davranış şekli. Şimdi bizim yapacağımız şey şu olmalı. Instance context mode ve özellikle concurrency mode değerlerini değiştirerekten nasıl tepkiler vereceğini anlamaya çalışıyor olacağız. Bunu da yapmak oldukça basit. Az önce de belirttiğim üzere ya da sunumumuzun başında belirttiğimiz üzere servis davranışını değiştiriyor olacağız. Bunun için de servis kütüphanesine gidip servis behavior'da gerekli ayarları yapmamız yeterli olacaktır. Örneğin instance context mode ile başlayalım. Bunun değeri instance context mode tipinden 3 tane değer var. Alabileceği per call, per session ve single olarak seçilebilir. Per call tahmin edeceğiniz üzere İstemci tarafındaki her metot ve fonksiyon çağrısında servis instance'ının örneklenmesi anlamına gelmekte. Per session'ı çektiğimiz zaman bütün çağrılar için aynı istemci oturumunu kullanmakta, aynı istemciden gelen. Single mode'a çektiğimiz zaman ise kaç tane istemci varsa hepsi için aynı servis instance'ını kullanması anlamına gelmekte. Örneğin burada per call olarak seçelim. Yani her fonksiyon çağrısı için bir tane servis instance oluşturuluyor olsun. Ve concurrency modumuzu da örneğin concurrency mod single yapalım. Şimdi ilk senaryomuzda mesela aklımıza bu geldi. Bunu deniyoruz. Build ediyorum projemizi. Şimdi çalıştıracağız. Bunu test ederken hani şöyle test edersek daha iyi olabilir aslında. Birden fazla istemci ve tek bir sunucu çalışırsak daha iyi olabilir. Bu sebepten dolayı dilerseniz bu uygulamaların yazıldığı yerlere gidelim. Şöyle testimizi öyle yapmaya çalışalım. Evet, şöyle alıyorum şu tarafa. Bu sunucu uygulamanın konsol tarafı penceresi olacak. Bir de istemci tarafını açalım. Open Containing Folder diyerekten. Şöyle. Evet. Sunucumuz burada. İstemcimiz de burada. Önce bir sunucu çalıştıralım. Server Application. Ve ardından örneğin iki tane de istemci çalıştıralım. Şöyle. Şurada örneğin dosya 1 olsun.
Şunu da dosya 2 diyelim. Enter'a basalım. Bunun için Enter'a bastım. Bunun için de bastım. İki istemcide de Enter'a bastım. Hem dosya 1 için hem de dosya 2 için sunucu tarafında nasıl bir davranış sergileneceğini analiz etmeye çalışıyoruz. Tabi servisin ayağa kalkması biraz zaman alabiliyor. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi durumu dilerseniz işlemler tamamlandıktan sonra herhalde tamamlandı. Bir analiz etmeye çalışalım. Ne seçmiştik biz? Kodumuzu da şurada hatırlayalım hemen. Servis tarafını. Instance context modumuzu per call olarak işaretlemiştik. Yani her çağrı için bir tane servis örneği oluştur. Concurrency modu da single olarak belirlemiştik. Buna göre sunucu tarafında şöyle bir davranış sergilendi. Dikkat ederseniz iyi değerleri 1 olan yani hepsinde aslında iyi değeri 1. Fakat thread numaralarına baktığımız zaman ise 2 tane thread numarası görüyoruz. 4 ve 7 olmak üzere. Ve sürelerde dikkat ederseniz bir istemci 1'e gitmiş gibi, bir de istemci 2'ye gitmiş gibi. Çünkü bakın burada zaten görüyorsunuz. Dosya 2, dosya 1, dosya 2, dosya 1, dosya 2, dosya 1 şeklinde gitmiş. Şimdi bunu şu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Instance context moda per call değerini atadığımız için yapılan her fonksiyon çağrısında sunucu tarafında bir servis instance'ı oluşturuluyor. Yani sınıfın kendisine ait bir tane instance örnekleniyor. Bu sebepten dolayı iyi değerleri neredeyse yani hiç değişmemiş. Hepsi hep 1 olarak set edilmiş durumda. Gayet normal. Diğer taraftan thread'ler de hep aynı. Bunun sebebi de biliyorsunuz ki concurrency modu single değerine atıyor olmamız. Çok da olarak sunucu tarafında 2,5 saniyelik aşağı yukarı beklemeler söz konusu olmakta çağrılar arasında. Şimdi şunları tabii durduralım. Ve değerleri değiştirelim. Mesela yine per call olsun ama multiple'a çekelim mesela concurrency mod özelliğini. Ve yine debug modda düzeltiyorum. Şuralara gelelim. Bir tane. Bu arada ben build ettim mi? Hani güncel halini aldım. Ondan emin olmadım. Bir kere build edeyim. İşte tekrar buraya gelelim. Bir tane sunucu çalıştıralım. Yine. bir tane de istemci. İki tane istemciyle şimdi baş edebileceğim. İki tane istemci de buraya ekleyelim. Şimdi burası yine dosya 1 olsun. Şurası dosya 2 olsun. Buna bastım. Buna da bastım. İki istemciden de Enter'a bastım. Şimdi sunucu tarafında bakalım nasıl bir davranış sergilenecek. Evet. Sonuçlar gelmeye başladı. Dosya 1 ve dosya 2 için işlemler tamamlandı. Bakalım nasıl bir sonuçta karşı karşıyayız. Şimdi bakın yukarıdan aşağıya okursanız eğer önce 2 tane dosya 2 işlenmiş. Sonra dosya 1, dosya 1, dosya 1, dosya 1 diye gitmiş. Sonra dosya 2, sonra dosya 1. Yani aslında bu düzensizlik bize şunu ifade etmekte. Sunucu tarafındaki servisler tamamen multi-thread çalışaraktan istemcilerden gelen istekleri aynı anda olabildiğince tabii icra etmeye çalışmışlar. Ve yine instance context mod değeri per call olduğu için her fonksiyon çağrısı için adına dolayısıyla buradaki senaryoda aslında her istemci için olmuş oluyor bizde de bir tane servis örneği oluşturulmak durumunda. Bu sebepten dolayı iyi değerler hep 1 olarak kalmış. Fakat thread numaralarına baktığınız zaman thread numaralarının değiştiğini görebilirsiniz. İşte 10, 8, 7, 9, 6, 11, 12, 13, 7 gibisinden. İyi, tekrardan 7'yi görmek iyi oldu. Şu sebepten dolayı bunu şu sebepten dolayı vurgulamak istiyorum. 10'da var mıydı? Hah var. Güzelmiş. Mesela 10 değeri 2 tane 2 kere geldi. Hangisi için? Mesela dosya 2 için bir thread numaramız 10 var. Sonlara doğru dosya 2 için yine bir thread numarası 10 var. Ve 7 var. Dosya 2 için var mı? Yok. Dosya 1 için bir 7 var. Yani bir kere multiple modu seçtiğimiz için birden fazla thread oluşturuluyor servis tarafında. Çok doğal olarak servisin açtığı threadlerde fonksiyon çağrıları sunucu tarafında aynı thread numarasına tekrardan uğrayabilir. Ya da aynı açılmış thread'e başka bir deyişle ne yapabilir? Uğrayabilir.
Bunun dışında yine dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Servisi üzerinde istemciden gelen taleplerin işlenmesi aralarındaki süre farkları çok az. Bazıları hatta neredeyse aynı zaman dilimi içerisinde ne yapmışlar? İşlenmişler. Bu da neden dolayı birden fazla thread'in sunucu tarafında açılıp ilgili istemci çağrılarını ele almalarından dolayı kaynaklanmakta. Şimdi dilerseniz biraz daha şekillendirelim senaryomuzu. Değişik yapalım. Mesela per call yerine per session yapalım. Instance context mod özelliğini. Concurrency mod yine multiple olarak kalsın. Yine bir tane sunucu uygulaması çalıştıracağım. Ve yine iki tane istemci. Örnek datalarımız dosya 1 olsun, burası yine, burası dosya 2 olsun. Bir bunu başlatıyorum, bir de bunu başlatıyorum. Evet, şimdi bakalım sunucu tarafında nasıl bir hareketlilik olacak. Güzel. Şimdi yine thread numaralarında farklılıklar var. Multi thread olduğu için sunucu tarafında birden fazla thread açıldı ve servis İstenme tarafından gelen operasyonları bu şekilde birden fazla thread bölerek icra etmeye başladı. İcra etti. İ değerlerine baktığımız zaman ise İ değerlerinin arttığını görüyoruz. Yani 1 ile başlayacaktan 1, 2, 3 şeklinde, 4 şeklinde, 5, 6 şeklinde ne yapmış gitmiş bu çağrılar. 5 tane çağrı vardı zaten. Bu son derece doğal. Neden? Her bir istemci için bir tane servis örneği oluşturuldu sunucu tarafında. Yani işte dosya 1'in çağrıldığı yer için bir tane servis instance'ı benzer şekilde ikinci istemci için de sunucu tarafında tek bir servis instance'ı oluşturuldu. Her fonksiyon çağrısı için bir servis örneği oluşturulmadığından i kendisini sürekli arttırıyor. Yani çünkü aynı instance'ı kullanıyoruz. Aynı instance'ın i değeri otomatik olarak artıyor doğal olarak. Hani oraya onu koymamızın sebebi tamamen buydu arkadaşlar. Yine fonksiyonun çağrı süreleri neredeyse çok kısa aralık, yani yaklaşık 2 saniyede bütün çağrılar ne yapmış? Tamamlanmış. Şimdi tekrardan sunumumuza dönelim. Ve evet, hatırlarsanız bir test matrisinden bahsetmiştik içeriğimizde. Bakın burada 9 tane ihtimal var. Instance, context mod ve concurrency modu bir arada kullandığımız zaman. Bu değerlere göre, bu değerlerin kombinasyonuna göre özellikle sunucu tarafında aşağı yukarı neler olduğunu ben yaptığım testler sonucunda yazmaya çalıştım. Yanlış yerde yazmış olabilirim. Tekrar kontrol etmedim çünkü. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey aslında biraz da şu arkadaşlar. Bu test matrisini oluşturuyorsunuz. Aslında hücrenin içerisinde boş bırakıyorsunuz. Örnek senaryonunuzu test ederekten per session ve multiple'sa böyle oluyormuş. Single ve işte singlesa böyle oluyormuş diyebilmek. Tabii aşağıda bu videomuzda test etmediğimiz bir durum daha var. O da reentrant modu. Bunu dediğim gibi senaryosunu uygulamak çok da kolay değil. Ancak size şunu tavsiye edebilirim. Servis tarafındaki çağrı kendi içerisinde başka bir VC servisini çağırabilir. One way olarak çağırırsa çok daha yerinde olacaktır. Bu şekilde analiz etmeyi deneyebilirsiniz. Gelelim throttling konusuna. Şimdi çok doğal olarak az önceki örneklerimizde fark ettiğiniz üzere istemcilerden gelecek olan talepleri sunucu tarafında multi-threadlerde, yani birden fazla threadle alabiliyoruz, ele alabiliyoruz. Buna göre birden fazla çağrının eş zamanlı olarak handle edilmesi sunucu tarafında söz konusu. Ancak burada default olarak verilmiş olan bir takım üst limit değerleri var. Bu limit değerleriyle oynayaraktan IIS üzerinde olabilir veya konfigürasyon dosyasında siz yapabilirsiniz. Bu değerlerle oynayaraktan doğrudan servislerin nasıl davranışlar sergileyeceğine etkide bulunabilir. Verimliliklerini ve performanslarını etkileyebilirsiniz. Burada önemli olan 3 tane aslında özellik var. Maximum Concurrent Call,
Yani eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilecek çağrıların üst limiti, eş zamanlı olarak oluşturulabilecek instance'ların üst limiti, max concurrent instance değeriyle ve aynı zamanda bir de eş zamanlı olarak açılabilecek olan oturumların üst limiti, maximum concurrent session olarak da eş zamanlı aktif oturum sayısının üst limitini belirleyebiliyoruz. Buradaki değerleri kurcalayaraktan servislerin işte performanslarını, verimliliklerini doğrudan ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bununla ilişki olaraktan tabii best practices'lara bakmanızı tavsiye ederim. Varsa case study'leri araştırmanızı önerebilirim. Ancak buraya kadar anlattıklarımızdan şunu ifade edebiliriz. VSF servisleri aslında bakarsanız bir takım ince ayarlar ile eş zamanlı olarak çağrıları nasıl handle edebilecekleri ayarlanabilir. Yine instance'larının bu bağlamda nasıl örneklenebileceği belirlenebilir. Belki bütün çağrılar için aynı servis örneğini kullanmayı tercih edebilirsiniz ya da bunu daha dengeli hale getirirsiniz. Bilemiyorum. Söz konusu olabilir. Bununla ilişkili olarak da internette çeşitli kaynaklara bakıp araştırmanızı ve en uygun çözümü aslında kendi probleminiz için, VCF probleminiz için uygulamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konuyla ilişki olarak da blog adresinde de çeşitli yazılara ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.